Sobe Podcast günlüklerine hoş geldiniz. Sobe Vakfı Eğitim Direktörü Alperen Sağlıç hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Önce size biraz tanıyalım. Hoş bulduk. Merhabalar. Ben Alperen Sağlıç. Sobe Vakfı Eğitim Direktörüyüm. Ee, özel eğitim uzmanıyım. Aynı zamanda Özel Eğitim bölümünde doktora yapmaya çalışıyorum. Kolaylıklar dileriz Teşekkür bu konu hakkında da akademik başarılar konusunda. Ee, öncelikle size birkaç tane otizm hakkında sorularımız mevcut. Ee, dilerseniz başlayalım ardından cevaplarınızı alalım. Tabii ki. Ee, öncelikle otizm nedir? Nasıl fark edilir? Ee, otizm genellikle yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan e, karmaşık bir nöro gelişimsel bozukluktur. E, her çocukta seyri çok farklı çıkıyor ve o yüzden tanılaması oldukça güçtür. İşte kimi çocuk Konuşabiliyorken konuşmalar sonradan kesilebiliyor. Kim çocukta hiç konuşma gelmeyebilir. Her çocukta seyri oldukça farklı şekilde gözlemliyoruz. Otizmin belirtilerini aileler genelde şu şekilde fark edebiliyorlar: Adına tepkisi yoksa, göz kontağı kurmuyorsa konuşuyorken, oyuncaklarla işlevine uygun oynamıyorsa, örneğin arabayı sürmek yerine arabayı ters çevirip tekerlerini döndürüyorsa. Takıntılı rutin davranışlar varsa yani aynı rutinde aynı rutini yapmakta ısrar ediyorsa işte odanın bir köşesinden diğer köşesine sürekli git gel yapmak gibi eşyaları sıraya dizmek gibi belirli başlı rutin takıntıları varsa ailelerin otizmden şüphelenmesi gerekiyor. Teşekkürler. Ee, peki günümüzde e, otizmin görülme sıklığı e, yani hızla artıyor diyebiliyoruz. E, bunun hızla artan otizmin nedeni veya sebepleri nelerdir? Ben bu mesleğe başladığımda otizm görülme oranı olarak 110'da 1 rakamını kullanıyorduk. Sonra 88'de bir kullandık. Uzun süre 54'te bir kullandık. Günümüze geldiğimizde bu rakamın 36'da 1'e düştüğünü görüyoruz. Otizmin neden arttığıyla ilişkin net bir veri yok. Net bir bilgi de yok aslında. Çünkü otizmin nedeni şu an için tam olarak bilinmemekte ama her geçen gün arttığını görüyoruz. ...genetik nedenleri olabilir... ...çevresel nedenleri olabilir... ...kalıtsal nedenleri olabilir... ...hepsinden biraz biraz olabilir... ...ama şu an bunun bilim dünyası... ...net bir cevabını bi veremiyor... ...yani otizm bu nedenden dolayı... ...arttığını söyleyemiyoruz... ...ancak şöyle bir şey var... ...otizmin artması ile birlikte... ...aslında sadece otizm artmıyor... ...bizim aslında işte... ...köylere ulaşabilirliğimiz artıyor... ...eskiden tanılanmayan çocuklara... ...artık otizm tanısının verilme sıklığı artıyor. İşte daha eskiden zihin engelli tanısı alan çocukların günümüzde de otizm tanısını daha çok aldığını görüyoruz. Tanı kriterleri de değiştiği için bu da tabii ki oranlara etki ediyor. E, yani şimdi aslında nasıl fark edildiğini konuştuk. E, şuna değinmek istiyorum. E, uzmanlar tarafından, yani sizler tarafından otizm tanısı nasıl konuluyor? E, tanılamadan sonra bir nasıl yol izleniyor? Otizmin tanısını ülkemizde çocuk psikiyatristleri koyabilir. Tıp fakültelerinde, devlet hastanelerinde ya da özel hastanelerde çalışan çocuk psikiyatristleri otizm raporu verebiliyorlar çocukları için. Biz eğitim merkeziyiz. Aslında otizmin eğitimle ilgili kısmıyla ilgileniyoruz. Ancak orada şunu söyleyebilirim. işte otizmin net bir... E, tanısı yok özellikle 0-3 yaşta erken dönemde e, otizmin belirtileri her çocukta farklılık gösteriyor bu da tanınamayı oldukça güç hale getiriyor çünkü bir hastalık gibi işte bir kan testiyle bir röntgenle bir tomografiyle kesin otizm diyemiyor doktorlarımız bu da bazı şüpheleri doğuruyor işte e, doktor şunu söylüyor daha çok anne otizm riski var işte gelişimsel olarak bir risk var. Otizmi andırıyor diye biliyor. Bu da ailelerde şu, kesin bir tanı koymaya götürüyor. Yani kesin bir tanı arayışına götürüyor daha çok aileleri. İşte ikinci psikiyatriste gitmek, üçüncü psikiyatriste Ankara'da var bir de ona gidelim. İstanbul'da şu hoca ünlüymüş bir de ona gidelim şeklinde. Çok uzun bir süre aileler çocuklarının tanısının peşinde koşuyor. Çünkü tanıyı kesinleştirmek istiyorlar. Buradan e, bu kayıt aracılığıyla da, da ailelere o mesajı verelim. Otizmin net bir tanısını koymak özellikle 0-3 yaşta tabii ki e, psikiyatristlerimiz çok rahatlıkla koyabiliyorlar ama 0-3 yaşta e, hekimler arasında da farklı görüşler olabiliyor. İşte bir hekimin otizm dediğini bir başka hekim otizm e, mi andırıyor ya da otizm olmayabilir diyebiliyor. O yüzden kesin bir tanı arayışından ziyade herhangi bir risk varsa muhakkak. ...çok erken yaşta özel eğitime başlamalarını ailelerimizden öneriyoruz. Yani şunu diyebiliriz aslında bir yandan da aileler ve çevre etkenleriyle biraz efsaneler dolaşıyor. Ee, bunun daha iyi şey yapmam, yapmamız için uzmanlar tarafından kontrol edilmeli ve gereken tanısı hmm. ya da gereken şey konulmalı. Hmm. Ama hmm. şöyle bir sorum daha var hocam. Ee, otizmin bir çaresi ya da tek çaresi var mıdır? Otizmin günümüzde bilinen bir çaresi yoktur. Biz çareyi e, bilimden dolayı tek çare özel eğitim olarak e, lanse ediyoruz, söylüyoruz ama şu uygulandı ve otizm geçti diye maalesef bir durum yok şu an günümüzde bildiğimiz kadarıyla. İşte özellikle bir ilacı yok. Mesela kullanılan ilaçlar daha çok otizme eşlik eden bulgularla ilgili. E, bir bitkisel yok, bir yağı yok ya da başka bir terapi aldı ve otizmi geçti gibi günümüzde bir durum yok. Ancak bilim bize şunu söylüyor. Otizmde en etkili yöntemlerden biri özel eğitim. Özellikle erken yaşta başlanan yoğun özel eğitimi en etkili yöntem olduğunu görüyoruz. Otizmli çocukların normal hayata adapte olmaları konusunda Peki eğitimden çok bahsettik, önemi de çok büyük. E, eğitim süreci nasıl işliyor? Burada öncelikle ben bir erken dönemdeki eğitimden bahsetmek istiyorum. Ee, özellikle erken tanılamaya vurgu yaptık az önceki konuşmamızda. İşte çok fazla tanının peşinde koşmasın aileler, bir an önce eğitime başlasınlar diye. Çünkü çocuklar ne kadar erken özel eğitime başlarlarsa, biz ilerlemeleri o kadar hızlı görüyoruz ve o kadar hızlı çocukların özel eğitime ihtiyacına gerek kalmadığını görüyoruz. Şu an bizim vakfımızdaki veriler şu şekilde. çocuk 0-3 yaşta Sobe Vakfı'na gelip başlıyorsa her iki çocuktan birinin artık özel eğitime ihtiyacı kalmıyor. Ve yollarına normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte devam ediyorlar. İki çocuktan biri de bizde eğitime devam ediyor. Bu 0-6 yaş dediğimizde yani 3-6 yaş dediğimizde %10'a tekabül ediyor. 10 çocuktan birinin Özel eğitime ihtiyacı kalmıyor. 9'u devam ediyor. 6 yaştan sonra ise böyle bir oranımız yok. Yani her çocuğun sürekli olarak bize ihtiyacı olduğunu görüyoruz. O yüzden özel eğitime erken yaşta başlanmalı. Yoğun bir şekilde olmalı. Yoğundan kastımız da şu. E, bilimsel araştırmalar en az haftada 25-30 saatlik özel eğitimden bahsediyorlar. Yani çocuğa otizm e, tanısı konulduğu andan itibaren erken yaşta, ...20-25 saatten... E, ...özel eğitimden bahsediliyor... E, ...şöyle bir şey var ülkemizde... ...özel eğitim çok ulaşılabilir değil... ...çok pahalı, çok masraflı... ...biz bunun 25 saate takabül ettirdiğimizde... ...çok korkunç rakamlar çıkıyor karşımıza... ...biz bunun çaresini şöyle bulduk... ...aileleri, baba, anneleri, babaları... ...yani aileyi özel eğitime dahil etmekte bulduk... ...buradaki çareyi... ...eğer anne ya da babaya... ...özel eğitimi öğretebilirsek... Onlar akşamları evde bir saat, iki saat kadar tekrar edebilirlerse bu saate ulaşabiliyoruz. O yüzden özel eğitim nasıl olmalı da erken yaşta başlanmalı, yoğun olmalı, anne baba işin içine dahil edilmeli şeklinde toparlayabiliriz. E ama bu eğitim içerisinde bazı sanırsam böyle etkenler ve faktörler var. E şuna değinmek istiyorum yani. E Sobe Vakfı Eğitim Merkezi'nde otizmli bireylerin eğitiminde hangi yöntemler uygulanıyor? Ee, ...ve bizlere de hani açıklayabilirsiniz eğer uygulamalı davranış analizi hakkında bilgi verebilir Hı, misiniz? Tabii ki seve seve. Ee, şimdi otizm çocukların eğitimi ve terapisinden bahsettiğimizde... ...internette çok kısa bir araştırma yaparak yaklaşık 60-70 tane farklı terapi yöntemine ulaşabilirsiniz. Ee, özellikle otizm nedeni tam olarak bilinmediğinden bahsettik. Otizm nedeni tam olarak bilinmediği için... Çaresi, daha doğrusu çare gibi lanse edilen terapilerde çok fazla çünkü ailelerin bir umut arayışı var yani çocuklarında farklı bir durum var bu farklı durumu e, değiştirmek istiyorlar ve çare nerede olursa olsun ya denemedik demeyelim diye o e, çareye e, bir şekilde elde etmeye çok meyilliler. Bu da tabii ki aileleri sömürüye çok açık hale getiriyor yani bu 70 yöntemden kaç tanesi işe yarar belki bir elin parmaklarını geçmez. Ee, o yüzden bilim adamları şunu yapmaya başlamışlar. Otizm çocukların eğitiminde e, en etkili yöntem, işe yarar yöntem ne? Bunun Bu sorunun peşine gitmişler ve belirli periyotlarda işte 4 yılda 5 yılda bir otizmde etkili yöntemleri rapor halinde bizlere sunmaktalar. Biz bu raporda şunu görüyoruz. Uygulamalı davranış analizi dediğimiz bilim dalı otizm çocukların eğitimindeki kanıt temeli en yüksek bilim dalı. E, farklı yöntemler içeriyor bu uygulamalı davranış analizi annelerin babaların hatta bazı uzmanların da yanlış bilgisini aksi, bildiğinin aksine sadece masa başındaki uygulamalardan ibaret değil bir çocuğun doğumdan ölüme kadar e, hangi yaş grubunda olursa olsun birçok beceriye ihtiyacı var yani küçük yaş grubuna geldiğimizde işte ilk sesleri çıkarmak bir arabayla oynamak işte birine seslenmek birinden bir şey istemek daha büyük yaş grubunda daha akademik beceriler okuma yazma çarpma toplama gibi daha büyük yaş grubunda mutfakla ilgili beceriler ya da öz bakımla ilgili beceriler banyo yapma yemek yapma bulaşık makinesi kullanma biz bu tüm becerileri uygulama davranış analizi dediğimiz bilim dalıyla çok rahat bir şekilde çok hızlı bir şekilde öğretebiliyoruz. Her yaş grubuna yönelik hedeflerimiz çok farklı ee, ve e, bu hedefimiz aslında şunu içeriyor. Yani bizim bu öğrencimiz en bağımsız şekilde nasıl yaşayabilir? Bize en az ne kadar bize bize en az nasıl ihtiyaç duyabilir ve anne babaya en az nasıl bağımlı olabilir? Yani kendi ayakları üzerinde bu çocuğu nasıl durdurabiliriz? Uygulamalı davranış analizi bir bilim dalı dedik sadece özel eğitimde kullanılan bir bilim dalı değil yani mesela Amerika'da bu bir meslek ve işte fabrikalardaki işçileri daha verimli hale getirmeden işte yaşlıları huzur evlerindeki insanları daha mutlu nasıl yapabilirize kadar düşünen bir bilim dalı otizmde çok fazla kullanılıyor. Özellikle otizm çocuklarının eğitiminde çok etkili. Biz de Sobe Vakfı olarak bilimi takip ettiğimiz için uygulama davranış analizini vakfımızda sıklıkla kullanıyoruz. Gayet güzel gerçekten ama şuna değinmek istiyorum. İster istemez 2023 yılındayız ve devir, hız devri, teknoloji devri. Bu konu hakkında da eğitimlerde, eğitimlerinizde yenilikçi teknolojilerin kullanımı'nın otizmli bireylere katkısı oluyor mu? Ya da bir fark var hmm. mı? Önce sonrası gibi. Aslında çok iddialı olacak ama belki şunu söyleyebilirim. Sobe Vakfı olarak teknolojiyi en yoğun, en sık kullanan merkezlerden biri olduğumuzu düşünüyorum. Hatta Türkiye'de belki de en niz, hatta dünyada da sıralı yerlerdeyizdir diye tahmin ediyorum. Otizmli çocuklar teknolojiye, yani çok genelleme yapacağım ama birçoğunda böyle gördüm. Bazı istisnalar, istisnalar hariç. Otizmli çocuklar teknolojiye karşı... ...çok büyük bir ilgileri var. Özellikle ekrana, tablete karşı çok büyük bir ilgileri var. Hatta bu... E, ...genelde yanlış anlaşılmalarda da neden olabiliyor. İşte çok televizyon izledi o yüzden otizm oldu diye. Hayır otizmin olduğundan dolayı... ...zaten televizyona karşı çok meyilli bu çocuk. E, ama... E, ...burada bu yanlış anlaşılmalardan dolayı... ...aileler genelde şunu yapıyor. İşte otizm tanısı konuldu. Otizmle ekranın bir ilişkisi var. Televizyonu kaldıralım bir daha asla televizyon izlemesinler. Bu da neye neden oluyor? Mesela bir öğrencimizin başına geldi... Ee, ...çocuk tanıyı aldıktan sonra direkt aile televizyonu kaldırıyor... ...bir daha hayatında hiç çizgi film görmüyor çocuk... Ee, ...daha sonra kaynaştırma öğrencisi olarak birinci sınıfa gidiyor... ...birinci sınıf çocukların kendi aralarındaki konuşmalar ne olur gündemleri... ...işte Pepe'den bahsederler, Kayu'dan bahsederler... ...çizgi film karakterleridir gündem... İşte bizim mesela erkekler toplanıyorsa futbol konuşur onun gibi... ...ancak bu çocuk hiç çizgi film karakteri görmemiş hayatında... Ve bu çocuğun biz e, o ortamda sosyal olarak diğer çocuklarla etkileşime girmesini bekliyoruz. Bu da çok mümkün olmuyor. E, o nedenle hani televizyonu tamamen kaldırmak yerine bu televizyonu nasıl eğitim amaçlı kullanabiliriz düşünmek lazım. Biz SOBE'de bunu yapıyoruz. Bütün teknolojik aletleri eğitimde nasıl en verimli şekilde eğitim nasıl verimli hale getirmek için kullanabiliriz bunu sorguluyoruz şu an sobede VR gözlükler aktif olarak öğretim amaçlı kullanılıyor robotlar aktif olarak öğretim amaçlı kullanılıyor yine tabletler çok sık neredeyse her masada bir tablet görebilirsiniz sobede çünkü hepsinin içerisinde aslında bir eğitim uygulaması var ve bu eğitim uygulamalarını biz çocuğu hayata daha iyi adapte etmek daha verimli kullanmak için ee, öğretmeye çalışıyoruz, kullanıyoruz. Çok fazla da verim alıyoruz. Benim kendi tezlerim de bunun üzerine. İşte VR'la mesela öğretmenin etkilediğini kıyasladığımda VR gözlüğün öğretmenden daha hızlı öğrettiğini görüyoruz. Ee, o nedenle teknoloji eğitimin içinde muhakkak yer almalı diye düşünüyoruz. Teşekkürler. Ee, önceki sorularımıza cevaben e, uygulamalı davranış analizinde otizm çocuklarımızın e, hayata kazandırma çabalarından bahsetmiştiniz. Evet. Bu konuda elde ettiği becerilerle beraber sorum şu şekilde. E, otizmli bireylerin istihdam süreçleri nasıl işliyor, nasıl oluyor? Hı hı. Türkiye'de 700 binden fazla otizmli olduğundan bahsediliyor. Net bir veri maalesef elimizde yok. Ee, ve bu 700 binin üzerindeki e, ...otizm birey içerisinden istihdam edilen benim son gördüğüm işgur kayıtlarından baktığım 50 idi. Ve bu çok komik bir rakam. Ve bu 50 sayısının da e, 6-7 tanesi Sobe Vakfı'nda e, ve 10-12 tanesi de Bursa merkezli bir süt ürünleri fabrikasında e, istihdam ediliyorlar. Aslında bunları da çıkardığımızda 30'a düşüyor neredeyse sayı. Ee, ve biz şunu görüyoruz, otizmli çocukları eve mahkum bıraktığımızda, daha doğrusu topluma kazandırmadığımızda, bir iş hayatına sokmadığımızda sadece o otizmli çocuğu eve mahkum etmiyoruz. Aynı zamanda otizmli çocuğun anne ya da babasından birini de o çocuğun başında bırakmak için eve mahkum ediyoruz. Yani bir, her, her istihdama kazandıramadığımız bir otizmli birey için bir kişi de aileden kaybediyoruz ve onlar toplumdan uzak bir şekilde işte ya evde vakit geçiriyorlar ya parka çıkıyorlar ya bir alışveriş merkezinde vakit geçirmeye çalışıyor. Günü doldurmaya çalışıyorlar aslında ve bekledikleri bir şey yok. Yani o gün geçiyor, ertesi günü de geçme, geçirmek için bekliyorlar. Biz bu nedenden dolayı istihdamı çok büyük önem veriyoruz. Şu an mesela bir fabrikaya da çalışan ikiz otizmli bireyler var. Ee, i̇kizler yaklaşık 23 yaşında ikisi de ve bu çocukları istihdama kazandırdıktan sonra şunu gördük. Babası da bir işe başladı çocukları. Normalde onlarla birlikte okula gelip gidiyordu. Anneleri de e, topluma kazandı. E, o da artık kendi hayatına da ilgilenebiliyor ve hayatları bu şekilde. işte sabah 8'de herkesin evden çıktığı öğrencilerin istihdama gitti. Yani bir fabrikada çalışmaya gitti. Ee, ailenin kendi işiyle ilgilenebildi. Akşam tekrar hepsinin evine döndü. Bir hayat oldu. Yani bir kişiyi istihdam ederek aslında birçok kişiyi hayata kazandırmış olduk. O yüzden ve şunu da ekleyeyim Fabrikaya gö gönderdiğimiz fabrikadaki ustalar bizim öğrencilerimizden çok memnunlar. Çünkü gerçekten bu çocuklara işi iyi öğrettiğimizde, hatasız öğrettiğimizde hata yapmıyorlar. Bizlerin işte gözden kaçırdığı Örnek veriyorum bir etiketi Biz biraz yamuk, yamuk yapıştırabiliyoruz Ve onu ya bir şey olmaz deyip e, Tölere ediyoruz Ve onu görmezden geliyoruz Ancak bu çocuklar bu durumlarda e, En iyi şekilde ve en ince ayrıntısına Kadar dikkat ediyorlar ve Gerçekten fabrikalar çok fazla Verim e, sağlıyor otizmli bireylerden e, Bu Kayıt aracı değil onu da duyuralım Bize iş fırsatları verirlerse e, Özellikle Bir şirketi bir dükkanı olan birine ulaşırsa bu video bize bir iş fırsatı verilirse biz öğrencimizle birlikte gelip o işi öğrenci öğrenene kadar yanında bir hocamızla çalışıp ya tamam artık bu öğrenci tek başına yapabiliyor dediğimiz noktada hocamızı geri çağırdığımız bir sistemimiz var yani o işi öğretmek tamamen bizden sadece iş fırsatları arıyoruz anladım aslında çok güzel bir şey denildi çünkü normal şartlarda otizmli bireyleri iş hayatına kazandırdığımız zaman ee, ...en çok gördüğümüz şey bir aileyi de aslında hayata kazandırıyorsunuz. Ee, dediğiniz gibi 8, sabah sekiz, 8, akşam beş bir düzene giriyor bir yandan baktığımızda. Bu çok en önemlisi de bu aslında. Ama eğitimlerle beraber başlayan bu süreç içerisinde... E, ...hayata kazandırmış çocuklar içerisinde de... E, ...siz, sizin fikrinizi çok merak ediyorum bu konu hakkında. Otizm alanında verilen eğitimleri genel olarak nasıl buluyorsunuz? Ee, şöyle, zor bir soru aslında. Ee, çünkü... Ülkemizde özel eğitim e, Avrupa'nın çok ötesinde. Yani Avrupa'ya göre oldukça iyi düzeydeyiz. Amerika'dan sonra ikinci sırada olduğumuzu düşünüyorum ben açıkçası. E, ancak yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü işte devlet okullarını e, tamamen bu sistemin dışında tutuyorum. Şu anki rehabilitasyon merkezlerinde verilen sistem bir çocuk ve bir öğretmenin birebir bir sınıfta yaptığı seanslı eğitimlerden ibaret özel eğitim. Ancak biz şu ihtiyaçları gördük kendi vakfımızda mesela çocuğa bir eğitimi veriyoruz ancak o eğitimi sergileyeceği alan neresi doğal ortam yani kendi yaş grubundaki akranların arasında o beceriyi sergiliyor mu? Bununla ilgili ana sınıflarına öğrencilerimiz gittiğinde kapılar yüzümüze kapanıyor çünkü ana sınıfında otizmli çocuğu bilen bir öğretmen maalesef yok. Ondan dolayı bu çocukları ana sınıfına kabul etmiyorlar. Ve bir grup eğitimi alamıyor bu çocuklar. Yani 4-5 öğrenci bir arada 2-3 öğretmenin ortamda olduğu, akranlarıyla sohbetin gerçekleştiği bir grup eğitimde maalesef çok fazla yararlanamıyor. Yani ana sınıfına aslında bu çocukları adapte etmekte çok zorlandığımız bir sistem var. Biz bu yüzden Sobe Vakfı'nın içerisinde bir ana sınıfı açtık. Ve bu ana sınıfında şunu yapıyoruz. Her çocuğun ihtiyacı neyse kimi 5 dakika sadece oyun oynamaya gidiyor. Kendi yaş grubuyla oyun oynayıp kendi bireysel sınıfına dönüyor. Kimi yarım saat bir etkinliğe gidiyor. O etkinlikle vakit geçirip geri dönüyor. Kimi sadece oyun zamanına gidiyor. Kimi yemek zamanına gidiyor. Kimi tam gün gidiyor. Ama bir şekilde yani o ana sınıfındaki akranlarından nasıl bilgileri öğrenebilir? Nasıl becerileri onlardan öğrenebilir? Bunu çocuklara öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü Rehabilitasyon rehabilitasyon merkezlerinde şunu görüyoruz yani çocuk hep öğretmenden öğrenen taraf ve bir büyüğü olduğunda onunla masa başında çok iyi çalışabiliyor çok iyi öğrenebiliyor ama normal hayatta normal sistemde bu böyle yürümüyor. İşte bir ilkokul örneği verirsek öğretmen Türkiye'nin başkenti neresi diye soruyor en öndeki çocuk Ankara diyor doğru cevap diyor ve geçiyor neden çünkü onu bütün sınıfın duyduğunu ve öğrendiğini kabul ediyor. Ama biz otizmde ne yapıyoruz? Tekrar tekrar soruyoruz neresiymiş? Bir daha soruyoruz neresiymiş diye. Ve bu çocuğu alıp doğrudan bir kaynaştırma ortamına koyduğumuzda orada bilgi öğrenmekten çocuk çok zorlanıyor. O yüzden eğitim merkezlerinin muhakkak kaynaştırma ortamlarına ihtiyacı var. Yani 4-5 çocuğun bir arada eğitim aldığı, her çocuk için ayrı planlamaların yap yapıldığı bir... ...ana sınıfına, bir kreşe... ...kendi bünyelerinde ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında... ...erken dönemde başlanması lazım özel eğitime. İşte ailelerin zaman kaybettiğinden bahsettik. En ufak bir şüphe bile olsa... ...bir an önce özel eğitime başlamaları gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü o çocuğun raporunun ne olduğu... ...gerçekten ilk etapta bizim için çok önemli değil. O çocuk otizm raporuyla da gelse... ...gelişim gerildiği raporuyla da gelse... ...Doktor Asperger dedese, atipik dedese... ...biz o çocuk için ihtiyacı neyse onu belirleyip onu çalışmaya başlayacağız. O yüzden ilk şüpheden itibaren de çok erken yaşta özel eğitime başlanılması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Yavaştan siz de böyle son doğru ilerlerken şey demek istiyorum. Ee, önceki sorularda biz bu eğitim saat ve sürenin düşürdüğümüzde fazla bir maliyet olduğundan bahsetmiştiniz. Evet. Ee, peki bu durumlarda yani ev ortamında e, ailelerle birlikte otizm çocuklarına nasıl destek olabilir yani ya da Hı -hı. E, bunun için bir çalışma mevcut mudur Sobe Vakfı'nda? Ee, şöyle e, özel eğitimde otizmde özel eğitimin haftalık en az 20-25 saat olduğunu vurguladık ve çok korkunç bir maliyet bu gerçekten. Her ailenin karşılayamayacağı. Hatta mesela Sobe Vakfı'nda karşılamak isteseler bile benim onu veremeyeceğim. Çünkü sırada bekleyen çok fazla öğrencim var. Veremeyeceğim bir durum özel eğitim. Bu noktada bizim aslında çaremiz anne ya da babayı çocuğun eğitimcisi gibi yetiştirmek. Yani her ortamda öğretim yapabilecekleri bir hale getirmek onları. Alışveriş merkezinde çocuk bir şey mi istedi? Anne hemen o fırsatı ee, bir özel eğitim fırsatına çevirsin ve orada bir eğitim versin parkta bir şey mi gösterdi anne hemen o ifadeyi genişletsin ki çocuğuna ifade edici dil becerisi kazandırmış olsun biz kendi merkezimizde her aileyi muhakkak ders alıyoruz ve bu zorunlu bir durum anne ya da babadan biri haftada en az bir saate girmek zorunda ama her kurumda bu böyle değil ee, ve anne babaların kendilerini geliştirebilecekleri tek ortam aslında sosyal medya ve internet ve orada da her bilgi doğru değil. O yüzden biz şöyle bir şey yaptık. Sobe Vakfı'nın web sitesinde açık erişilebilir kaynaklar e, yer alıyor. Bu kitaplar onlardan bazıları. Bunlar dışında farklı materyaller de var bu web sitesinde. Anne babalar bu web sitesinden bu kitaplarımızı indirip okuyabilir. Çok güzel uygulama örnekleri var içerisinde. Oradaki materyallerimizi indirir, çıktı alır. Kendi eğitim materyaliymiş gibi kullanabilir. Ama e, muhakkak ve muhakkak çocuklarına e, gün içerisinde bir ya da iki saat özel eğitimmiş gibi evde bir şekilde çalışılması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Emeğinize, bilgilerinize sağlık. E, şimdilik sorularımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Söylemek istediğiniz son bir şey varsa alabiliriz tabii ben, ki. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. O halde Sobe Podcast günlüklerinden bu kadar. Teşekkürler.